Bu sözün bir röportajdan biraz kıyafet olunca çevrem ikiye ayrıldı. Birinci gruptakiler komedyenlik konusunda bana hiç de beklemediğim ölçüde destek verdi. Bu birinci grup. İkinci gruptakilerse komedyenliği beceremeyeceğimi düşünenler, onlar bir anda benden uzaklaştı. Peki bunlar ortadan kaybolmuşlar ama sen bu kadar başarılı olduktan sonra geri dönmediler mi? Arayıp sormazlar mı? Dönmediler aslında, evet. Ha. Yani ben de anlamadım. Hatta bayağı yakın çevrem bayağı değişti aslında yani. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde. Hiç de tanıma yeni insanlar aslında daha fazla şey oluyor böyle, size destek veriyor. Evet. Herhalde şu an tanıdıkları için. Ama eski çevre pek kalmadı abi. Sinemada ne hedefliyorsun? Ya o kadar böyle şey değiliz aslında. Çok yavaş yavaş yapalım modundayız. Hemen bir takipçimiz oldu. Hemen hadi bir de film. Orada çok riskli görüyoruz oraları. Görüyoruz dediğim ya, ben ve yanımdaki birkaç arkadaş işte. Olsun ama biz diye konuşmak çok tatlı olur. Güzel bir şey midir? Evet. Hani... Tabii. Arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Ha, güzel. Ona bayılıyorum. Ya bazen de şey olur ya yani böyle. Sürekli arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle politikacılar da var. Bir şey söylüyorsun, nasıl olacak Alfa? Arkadaşlarla değerlendireceğiz. Bir süre değerlendirmeyin ve bir şey yapmasanız daha iyi. Bazen ekibimle geliyorum dedim işte, bir arkadaş mesela o. Ekibim değerlendiriyoruz. Çok güzel oluyor, evet. Yani. Ama ya öyle bir hemen girelimden çok korkuyoruz abi. Çünkü çok bu hemen takipçi yapıp çok film yapan arkadaş oldu anladığım kadarıyla. Çok da başarılı olmadı galiba içlerinden birkaç arkadaş. Ama sinema dünyası da onları hemen değerlendirmek istedi. Çünkü salonlar boş kalmasın. Evet. Bir evet. an önce gelsinler. Yasemin tabii... var galiba senin yolunda başarılı olan. Evet. Senin evet. Sakallı şeyde. Oğlum. Yasemin evet. Sakallı oğlu. Evet. Senin jenerasyon diye söyledim. Evet. Evet, o da Sakallı oğlu da mesela ilginç bir şey yapıyor. Ben onu sadece stand-up yapıyor sanıyordum. Ama ne danslar ediyor, bir dansçıları ya var. Aslında şey, gösterinin başında bir de ikinci yarının başında evet. falan evet. öyle bir şovlu çıkıyor. Ya ben de o abartı gibi geliyordu bana ilk zamanlar ama biz de böyle bir iki yerde alevli çıkış yaptık mesela böyle büyük salonlarda. Ya dedim oğlum biz kimiz hani, niye gerek var alevli çıkıyor? Alevli tek nasıl başıma... çıkıyorsun alevli deyince? Abi böyle alevler yanıyor işte, müzik çalıyor filan. Şampanya geliyormuş gibi. Böyle ben ortadan ama yani alev bitince mal gibi ben çıkıyorum. Dümdüz mü? Bir de sis dağılmıyor yarım saat. Hani beni görüyor musunuz filan, bir kimseyi göremiyorsunuz. Anlamsızdı. Ama insanların çok hoşuna gitmiş böyle, abi ne güzel oldu, öyle bir şov da oldu. Bilete uygun fiyata bir de öyle şov da izlemiş olduk filan. Bu keyifli demek ki, o başlarda yapıladı. Ece yani. Az bile yapıyorlar çünkü teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bence stand-upçıların mutlaka arkalarında teknolojiyi kullanarak vay be dedirtmeleri gerektiğine inanıyorum. Bugün DJ bile müzik yapıyor tek başına ama arkada büyük ekranlar. Bak ne muhteşem bir stüdyo, evet. derinlik, ekranlar falan. İnsana bir huzur, farklılık ve mutluluk veriyor. Geldiğimiz anda TV100'ün muhteşem stüdyosu dedik. Çok Aynı güzel. Şekilde de stand-up dahil. Seyircimize, özür dilerim bir parantez açıp seyircimize de belirteyim. O kadar sıcak ki İstanbul, o kadar sıcak ki. Seyircimiz dipten bir klima sesi duyuyordur. O biraz baş ağrıtıcı olabilir ama o sese mecburuz çünkü yoksa eriyeceğiz. Yani korkunç. Evet. Yani öyle. Sonuçta mutlaka her kamuoyuna sahne önünde bir şov sunduğun vakit hep geliştirmek zorundasın ve de görsellik katmak zorundasın bu çağda. Onun için ateşli hiç umursama evet, ya daha tabii. iyi. Bunu biraz evet. daha arka teknolojiyle yapalım. Farklı boyutlara ama Gökhan, ekibinle bir değerlendir. Şuna karar vermen gerekecek mi acaba? Çünkü dünyada da bazı stand-upçılar mesela salonda yani seyirci sayısını arttırmıyor. Yani küçük komedi kulüplerde diyelim ki en fazla 100 kişilik bir salonda onun tarzı daha iyi evet, oturuyor. Evet. Bazı komedyen öyle 3000 kişilik stadyumda yapıyor. Salona çıkıyor falan filan böyle bir şey. Bu aslında biraz komedyenin ruhuyla ve sunumuyla ilgili bir şey evet. galiba. Ya abi ben uyum sağlıyorum ya. Çok şey yapmıyorum. Ya sen büyük ama... bir yerde de küçük bir yerde de. Evet tamam. ya 1000 kişi 2000 kişi de muhteşem oluyor. Ama mesela Kocaeli'de biz gittiğimizde 200 kişiyle yapıyoruz. Orada yakın olunca tabii interaktif tabii. muhabbeti işin içine girince bu defa gösteri oluyor. 3 saat ve yani bazen anlatacağınız hikayeler bile bitmiyor. Muhteşem geçiyor orası. Genelde oluyor. Ama büyük yerin de şeyi bir başka oluyor yani. Bir de gelen seyirci de şey oluyor. Hani büyük yer, güzel yer. Size bir daha bir kıymet veriyor sanki dinlerken. Öyle hissediyorum yani.